Konumuz çok güzel bir konu. Hakikaten bu konuyu tam anladığınızda hayatınızda çok şeyleri çözeceğinize inanıyorum. Ve çok güzel sonuçlar alabileceğinize yürekten inanıyorum. Ve binlerce insana bu anlattıklarım fayda etti. Onların hayatı değişti. Hepsi feedback videolarında veya feedback kısmında okuyabilirsiniz. Binlerce insanın hayatı değişti. Şimdi değerli arkadaşlar, iyi konsantre olmanızda tavsiye ediyorum. Konu şu: nefsimiz boş bardak, öyle düşünün. Yani dünyaya geldiğinde insanın nefsi boş oluyor, bir bardak ve terbiye edilmeyi bekliyor. Yani sen dünyaya geldiğinde, her seferinde söylüyorum değil mi? Sende cennet kokusu vardı. Bundan hiç şüphen olmasın. Çünkü haktan yeni geldin, sıfır kilometre ve pırıl pırıl. Nefsin de ona göre. Yani boş doldurulmayı bekliyor. Sen onu yetiştirmen gerekiyor. Ve onu yetiştirirken tabii senin etrafındaki insanlar kimse, bunlar çevrende, onlar yetiştir, değil mi? Hep elleme dokunma yapma gibi senin fıtratını bozdular. Bu ama herkes de böyle. Yani her dünyaya gelen %97'si üstün zekalı, bolluk, berekete, zenginliğe, huzura, mutluluğa sahip ve cennet kokladığın zaman cennet kokusu, bebekleri bir koklayın, dünyaya gelen cennet kokusu değil mi? Cennet kokusu var onlarda. Hepsinde öyle. Sonra zaman gittikçe, zaman ilerledikçe fıtratından, temel ayarlarından insan ayrılıyor ve bozulmaya başlıyor. Zekası düşmeye başlıyor. Hani herkes üstün zekalıydı ya, bu zeka düşmeye başlıyor. O hani nefis dediğimiz bardak vardı ya, boş, terbiye edilmesi gerekiyordu ya, o nefsi kötü programlamaya başlıyor insanlar, çevresindekiler, ve korkular, kaygılar, endişeler, kıtlıklar yüklenmeye başladı. Kimse suçlamayalım. Sadece böyle olduğunu ve bunun aynısını siz de yaptığınızı bunu kabul edin. Yani bunun aynısını fıtrattan gelen, temel ayarlarında gelen çocukları anneler, babalar, çevresindeki insanlar ne yapıyor? Bozuyorlar. O cennet kokusu zaman ilerledikçe kayboluyor. Ve 18 yaşına geldiğinde 455 bine yakın yapamazsın, beceremezsin negatif cümlelerle insanlar programlanıyor. Hani herkes diyor ya, yapamıyorum hocam, olmuyor filan. Aslında sen yapabilirdin, başarabilirdin. Senin fıtratında temizlik vardı, güzellik vardı, zenginlik vardı, bolluk vardı, bereket vardı. Ama senin telefonun gibi düşün. Telefon hattı var ya, senin telefonun içinde sim kartı olmayan bir durumdaydın. Yani ambalajda sıfır, en son model iPhone gibi, öyle düşün. Onun içerisine kötü hat taktılar, öyle düşün. Kötü hat takınca kötülük, yani kötü, yapamazsın, beceremezsin, olmaz gibi sınırlamalar konduğu için bir hat var, bir telefon var, ona hat taktılar. O hatta da işte kıtlık hattı, kötülük hattı, beceremezsin hattı, çaresizlik hattı. Yüklendiği için, o hattı kullanmaya devam ettiğin için her seferinde tam adım atacaksın, yapamıyorsun. Ben anlatıyorum anlatıyorum, hala harekete geçemiyorsun. Çünkü hattın oraya bağlı, kıtlığa bağlı. Hattın kıtlık hattıyla olduğu için ilerleyemiyorsun. Sana bunu yüklediler. Aslında sen sıfırdın, onu diyorum. Senin ayarların mükemmeldi. Mükemmel bir ayara sahiptin. Cennet kokusu vardı sende. Sende bolluk bilinci vardı, üstün zeka vardı, her şey vardı. Bundan emin ol. Temel ayarların böyle. Yani yapacağın şey ne biliyor musun? Sadece çok basit. O hattı değiştirmek ya. Sim kartı çıkaracaksın. Sim kartını değiştireceksin. Temel ayarlarına geleceksin. Onu biz yapıyoruz işte. Yıllardan beri onu yapıyoruz. Sim kartı, eski sim kartını çıkarıyoruz. Kıtlık sim kartını çıkarıyoruz. Bolluk sim kartını takıyoruz. Ne oluyor sonra birden? Bakın, binlerce insan, siz de kendiniz okuyabilirsiniz. Hemen feedback kısmında binlerce insanın hayatı değişti. Nasıl oldu? Kart değiştirildi. Ondan dolayı oldu. Kartı değiştirdiğin zaman oluyor. Oradaki hattı değiştirmen lazım. Çünkü o hatla devam edersen kıtlık bilincine devam edersin ve her seferinde ağlamaya devam edersin. Aa, hocam olmuyor. Olmuyor tabii. Olmaz ki ya. Şimdi şöyle düşün. Kafayı değiştirmen lazım. Kafayı değiştirmeden bir şey değişmiyor. Bak, çok basit.
o sim kartı değiştirmeden hayatında hiçbir şey değişmeyecek. Yani boşuna kürek sallama diyorum ben de. Herkese diyorum değil mi? Boşuna kürek sallama. Boşa kürek sallıyorsun. Boşuna yoruluyorsun. Hatta diyorum ki ağlamayı, sızlamayı bırak. Buraya da enerji harcama. İnsanlar ağlamaya, sızlamaya enerji harcıyorlar sürekli. Ben de diyorum ki oraya da enerji harcama. Oraya harcayacağın enerjiyi sim kartı değiştirmeye harca. Yani sadece ayağa kalk ve sim kartını değiştir. Çok basit. Çocuklarımız da öyle. Şu anda hani o sim kartı sizde takılıysa eğer, kıtlık kartı, sim kartı cep telefonuna takılıysa, o zaman siz de kıtlık hattıyla devamlı hareket ettiğinizden dolayı, o hat olduğu için siz de kıtlık bilincini, kıtlık zekasını çocuklarınıza yükleyeceksiniz. Bu böyle. Ama bolluk hattına çevirirseniz çocuklarınıza da bolluk bereketi yükleyebilirsiniz. Yani şu anda kıtlık bilincinde olan veya kurban rolündeki insanların hattı kurban hattıysa, kurban gibi çocuklara da kurbanlığı öğretecek. Acıların çocuğuyuz diyecek sürekli. Çok güneş var, o yüzden güneş gözü takmam lazım. Yani nefsini sen yetiştirebilirsin. Ya kötü yetiştirebilirsin ya da iyi yetiştirebilirsin. Ya hattını rahmani bir hattı bağlarsın. Rahmani hat neydi? Sen dünyaya geldiğinde mis gibi kokuyordun ya, o cennet kokusu. O işte cennet. Hani rahmani koku, tamam mı? O fıtratın temel ayarlarında pırıl pırıldın. Rahmani hatta devam edebilirsin. Temel ayarlarına dönerek sen harekete geçmen lazım. Yani hocam çok güzel anlatıyorsun demekle hat değişmiyor. Gerçekten değişmiyor. Yani bir şey yapman lazım. Yani bir çaba, bir gayret, bir emek harcaman lazım. Hep anlatıyoruz. Bak kardeşim, gel diyoruz sana, yol gösterelim. Senin hattını değiştirelim. Sim kartını değiştirelim. Senin kıtlık bilincinden kurtulmana ve bolluk bereket hattını takalım oraya, değil mi? Veya şöyle diyelim, iyi hat takalım, güzel hat takalım, öyle düşünün. Sen eğer kötü hat, o hatla devam edersen her şey kötü olacak. Kötü oluyor zaten. Hep söylüyorsun zaten, hocam olmuyor, yapamıyorum, beceremiyorum. Hocam çalışıyorum ama bana işte şunu yapıyorlar. Bütün kötü insanları ben kendime çekiyorum. Ondan sonra olumsuzlukları konuşuyorum. Olumsuz cümleler devamlı aklıma geliyor. Vesvese geliyor. Neden? Çünkü o hatta o var. Yani o hat, oradan ses geliyor devamlı. Vesveseden ses geliyor. Olumsuzluktan ses geliyor. Çünkü orada o hatta bağlı olduğun için. Ama değiştirebilirsin. Senin elinde. Çünkü sen, sana bu zamana kadar söylenen 450 bin tane negatif kelimeyi beynin o işlediği için, hattı kabul ettiği için, hani bir adama 40 kere deli dendiğinde deli olduğuna inandığı için, senin de o inançtan, çekirdek inançtan, o kötü hattan kurtulman gerekiyor. Onun tek yolu çaresizlik, yani öğrenilmiş çaresizlikten kurtulup yerine çare yerleştirmek de oluyor. Yani çareyi öğreneceksin. Bolluğu öğreneceksin. Hattını iyiye bağlayacaksın. Rahmani hatta bağlayacaksın. Yani hak, iyi olanı, güzel olanı, o güzel kokular gelmeye başlayacak. Yoksa gerçekten kendin aynaya baktığında, hani bazen diyor hocam ben kendime aynaya baktığımda tiksiniyorum diyorsun. Evet. Haklısın. Neden? Çünkü sen değilsin de ondan dolayı, yanlış bir hat takıldığından dolayı mutsuzsun. Ama sen eğer hattı değiştirirsen, tekrar temel ayarlarına gelirsen, tekrar bolluk bereket hattına bağlanırsan, kokun değişecek, kendine bakış açın değişecek, kendini sevmeye başlayacaksın. Çünkü temiz fıtrat temel ayarlarına geliyorsun. Yani şöyle düşün, bir restorasyon. 50 yaşındasın ve araban antika bir araban ama dökülmüş, yıkık dökük araba, yıpranmış. Öyle düşün. Sen onu ne yapıyorsun? Restorasyona götürüyorsun. Öyle restorasyona götürdüğünde arabayı sanki ilk günü gibi yapıyorlar değil mi? Pırıl pırıl oluyor. Araba o kadar güzel oluyor ki hatta daha çok değeri artıyor. Yani 50 yıllık arabayı bir de restore ettiğinde normal şu anki piyasadan daha değerli oluyor. Onun gibi düşün ya. Aynen o şekilde oluyor. Dolayısıyla sen restore ettirebilir,
kendini ayarlarını değiştirebilirsin. Tekrar sim kartını, yani kıtlık sim kartını, mutsuzluk sim kartını, kötü olan sim kartı, çaresizlik sim kartını çıkarıp çare olan sim kartı takabilirsin. Bolluk sim kartını takabilirsin. Mutluluk sim kartını takabilirsin. O tek başına olmuyor. Bir ustaya gitmen gerekiyor. Ne yapıyorsun? Telefonun da ustası var değil mi? Götürüyorsun ona. Adam ne yapıyor? O bakıyor, bakımını yapıyor, cilasını yapıyor. Üstündeki panser camını takıyor. Ondan sonra kartını takıyor. Onun gibi biz bu işi yapıyoruz. Hani bana hep ne hocam ne iş yapıyorsunuz? Ben psikolog doktorum, aynı zamanda iktisatçıyım ve sosyoloğum. Hayatım 11 yaşından beri ben revircilik yaptım. Yurtta kalıyordum çocukken ve o günden bu zamana kadar hep A noktasından B noktasına kadar insanları hedeflerine götürdüm. Dolayısıyla benim işim bu ve ben bundan keyif alıyorum. Benim programlarıma katılan arkadaşlarla da ne yapıyoruz? SIM kartı değiştiriyoruz, anlayacağınız. Ona kıtlık bilincindeki SIM kartı çıkarıyoruz. Rahmani olmayan, fıtratına uygun olmayan çıkarıyoruz. Ona mentörlük programlarımızla, uygulamalı ve takipli sistemle, online olarak dünyanın her tarafından bizim programımıza, Almanya'daki programlarımıza katılabiliyorlar. Ve onların kartları değiştikten sonra, yani ben şaşırmıyorum. Yani herkes şaşırıyor da hocam nasıl oldu? Oluyor tabii, kartı değiştirince çalışmaya başlıyor sistem. Sen doğru hatta bağlandığında artık vesvese hattından kurtuluyorsun. İlham hattına bağlanıyorsun. İki kart var. Bir tanesi vesvese. Sürekli evham. Öyle düşün. Telefonu arayan devamlı kötülük arıyor. Yapamazsın. Beceremezsin. Olmaz. Vesvese. Yani seni hep şeytan arıyor. Öyle düşün. Anlayacağın, hani biraz da şeyden örnek vereyim. Seni şeytan arıyor. Şeytan kötü demek. Kötü olana, kötüye yönlendiriyor. Devamlı şeytanla buluştuğunu düşün. Bu zamana kadar korku, kaygı, tedirginlik. Hep sana böyle negatif şeyler söylüyor. Kıtlık, o hatta bağlısın. O hattı çıkarıyorsun. Öyle düşün. Yerine ilham, yani güzel ilham, böyle güzel fikirler üreten, çare üreten bir hatta bağlandığını düşün. O da sana devamlı güzel ilhamlar veriyor. Problemler önüne çıktığında nasıl çözeceğini gösteriyor. Sana devamlı iyi olanı, güzel olanı, kalbimizin sağ tarafı ilham kapısı, sol tarafı vesvese kapısı. O vesvese kapısı kapanıyor ve sana ilham kapısından sana bilgiler geliyor, ilham geliyor, çareler geliyor ve sen hayatta çok güzel sonuçlar elde ediyorsun. Hayatın güzelleşiyor. Hattı değiştirmekle alakalı. Bu kadar basit değerli arkadaşlar. Umarım yüreğinize dokunabilmişimdir. Şimdi burada açık konuşayım. Bu anlattıklarımı ancak dizi takip etmeyenler anlayabilir. Haber izlemeyenler anlayabilir. Onun dışında dizi izleyen, sürekli kadın programları takip eden, kafası belli bir kalıba girmiş, hayatı sürekli sanal yaşayan arkadaşlarımız bu anlattıklarımı anlamakta zorlanabilir, güzel insanlar. Dolayısıyla anlayanlar videonun altında ben hocam bu mevzuyu tam anladım. Mevzu sim kartını değiştirmek, yani vesvese sim kartını çıkarıp yerine ilham kapısı, çaresizlik kartını çıkarıp çare sim kartını, vesveseyi çıkarıp ilham kartını, cahillik sim kartını çıkarıp bilgi ve ilim sim kartını takmam gerektiğini anladım diye yazın. Ben de her dakikamı size faydalı olmak için değerlendiriyorum. Maksimum derecede harekete geçireyim diye uğraşıyorum. Gerçekten çaba gösteriyorum ve ben bunu yıllardan beri yapıyorum. 11 yaşından beri hayatımda en çok keyif aldığım mevzu bu ve insanları o günden beri böyle devamlı yüreklendiriyorum. İnspirasyon diyorlar buna. Böyle onları harekete geçiriyorum. Ruhlara dokunmak, onları harekete geçirmek, onlara işte online programlarımızda dokunabilmek, onların hayatını değiştirmek. Onların da nesilleri olacak çünkü. Ben istiyorum ki gelecek nesiller güzel olsun. Çocuklarımızın hatları, onlar da sıfır. Onların hatlarına güzel şeyler takalım. Güzellikler takalım.
Yani o iyi hatları takalım, kötü hatları takmayalım diye çaba bu sevgili arkadaşlar. Hem dünya hem ahiret gelecek olsun diye bunları anlatıyorum. Değerli arkadaşlar, hepiniz seviliyorsunuz. İnşallah yüreğinize dokunabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.